Merhaba, Mutlu Azınlık, merhaba. Niçin size Mutlu Azınlık diye hitap ettim? Çünkü Natsumu Soseki'nin Madenci adlı kitabının arka kapağında hemen barkodun üstünde Mutlu Azınlığa diye bir hitap var. Bu kitabı okuyanlar Mutlu Azınlık. Siz de biz de Mutlu Azınlığıyız. Siz de bu kitabı okuma fırsatı bulursanız kitabın sonunda bana hak vereceğinize %100 eminim. Natsume Soseki 1867 yılında doğmuş, 1916'da ölmüş, mide ülserinden Japon modern edebiyatının babası sayılan ve başta Kawabata, Akutagawa, Mishima ve bugünün Murakami'si gibi Japon yazarlara önderlik etmiş, etkilemiş. Tabii ki Soseki'nin onlarca kitabı var. Fakat gerek edebiyat çevrelerinde gerekse bu kitabın sonlarına bir ön söz gibi not yazan çağdaş yazar Murakami, bu madencinin yazarın diğer kitaplarına göre hafif kaldığını, edebiyat sayılamayacağını, hatta bazı edebiyat çevrelerinde de çirkin ördek, yani kestaneden bir roman olduğu varsayıldığını söylüyor. Kendisi de buna çirkin ördek demek haksızlık olur. Kitap her ne kadar öteki kitaplarıyla mukayese edilemese de benim hala 100 yıldan sonra bile okuduğum favori kitaplarımdandır diyor. Zaten yazar kendisi de bunun roman olmadığını kitabın sonunda söylüyor. Aslında Soseki Japonca'da inatçı demekmiş. Kalemini müthiş bir akıcı ve heyecan verici hamlelerle inatçı bir şekilde bizi maceraların içine sokuyor, içine alıyor, avucunun içine alıyor, yoğuruyor, bırakıyor ve kitabın sonunda biz sarsılıyoruz. Şahsen ben yüzlerce kitap okudum. Fakat bu kadar sarsıldığımı başka bir kitapta hatırlamıyorum. Öyle ki kitabı bitirir bitirmez bizim ülkemizde Ergani'deki bakır madenlerini telefonla aradım, ulaşamadım. O günün koşullarıyla bugünün koşulları tabii ki farklı ama maden her zaman için çok güç koşullarda çalışılabilen bir yer. Çünkü orada Soseki'nin ifadesiyle, ki tabii ki doğru, madende güneş hiçbir zaman doğmuyor. Kitabı size anlatmayacağım demiştim. Bu kitap anlatılmaz, okunur. Bu kitap anlatılmaz, okunur. Kitaba Yurusamagi'nin bir Japonca altıyla devam ettim. Samet Karadeniz gitarıyla seslendirmiş. Bu Japonca ağıt 1955 yılında Amerikalıların hidrojen bombasını denemeleri için yaptığı çalışmayı protesto etmek için bu Yurusamagi tarafından bestelenmiş Japonca ağıt. Bana da bu ağıt aynı o madende ölen yüzlerce kişiyi hatırlattı. Ben de bu müziği onlara ithaf ediyorum. Hepsinin, gerek Türkiye'deki, gerek dünyadaki bütün madencilerin huzurunda saygıyla eğiliyorum ve
10 saniyelik saygı duruşunda bulunuyorum. Evet, saygı duruşumuz bitti. Niçin biz mutlu azınlığız? Sosoke'nin deyimiyle, maden cehenneme açılan kapıdır. Girebilecek misin? Maden cehenneme açılan kapıdır. Girebilecek misin? İşte biz o cehenneme açılan kapıdan girmediğimiz için mutlu azınlığız.